Bizim saray merakımız yok. Saraylar merakımız da yok. Beyefendiye tahsis edilen 10 tane, yanlış hatırlamıyorsam 10 tane saray var. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek biz oradan yönetmek isteriz. Bizim hedefimiz şu. Defalarca söyledim. Erdoğan'a da söyledim. Ya Allah aşkına dedim ya. İsraf haramdır kardeşim ya. İsraf yapma ya. İsraf yaptığın andan itibaren fakirin fukaranın hakkını yiyorsun sen. İsraf yapma. Bari bir israf genelgesi çıkar. 10 mu 13 tane uçağın mı var ya? Yetmiyor mu bir uçak sana kardeşim ya? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmamış kadar sarayım var ya. Ne yapacaksın bu sarayları? Düzelteceğiz. Kızıyorum bazen. Ama bilmenizi istiyorum. Bir devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini, bir devletin erdemle yönetilmesi gerektiğini, bir devletin ahlakla yönetilmesi gerektiğini defalarca söyledim. Bir devlet hukukun üstünlüğü kuralı içinde yönetilir. Bir devlet baskıyla yönetilmez, şiddetle yönetilmez. Bunu da defalarca söyledim. Elinde sopayla insanların kafasına vurulmaz. Demokrasiyi istiyorsak her alanda istiyoruz demokrasiyi. Devleti böyle yöneteceksin. Ahlakla, erdemle yöneteceksin. Bilgiyle, birikimle yöneteceksin. Devlette liyakati yok ederseniz devleti çürütmüş olursunuz. Defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Şu anda çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyayız. Çoklu organ yetmezliğiyle. Buyurun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Oradaki milletvekillerinin büyük bir kısmı milletin vekili değil, sarayın vekili. Milletin vekili ile sarayın vekili arasında fark vardır. Saraydan beslenen ve saraydan talimat alıp el kaldırıp indiren insanlar, yani bir kişiden talimat alanlar, el kaldırıp indirenler milletin sözcüsü, milletin sesi olamazlar zaten. Yargıya bakın. Sarayın talimatını dinleyen savcı hemen alınır. Süratle Yargıtay üyesi yapılır. Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmadan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilir. Ve Bay Kemal de bunu yiyecek. Yemezler. Yargıtay'da o kadar çalışan yargıç var ve onların her birisinin imza attığı kararlar var. Bu kadar yargıç varken, yıllardır orada çalışırken birisi paraşütle gelecek. Niçin? Sezgin Baran Korkmaz'ı talimatla serbest bıraktılar ya, onların ödüllendirilmesi lazım. Beyefendiye Yargıtay üyeliği teklif etmişler. Ben Anayasa Mahkemesi'ne üye olmak istiyorum. Nereye üye olursan ol, sen yargıçlık yapamazsın. İster Anayasa Mahkemesi, ister başka bir yer. Yargıç vicdanıyla karar veren kişidir. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren insan. Eğer yargıç birilerinin talimatıyla, birilerinin lütfuyla bir koltuğa gelmişse yargıçlık yapamaz. Dolayısıyla çoklu organ yetmezliği derken yargının içinde bulunduğu durumu da hepimizin görmesi lazım. Yürütme dediğimiz KPSS sınavı bunun en basit örneğidir. En sıradan örneğidir. Olay bu kadar büyümese derhal kapatacaklardı. Ama olay büyüdü, kapatamıyorlar. Efendim, devlet denetleme kurumunu harekete geçirdik. Dünyanın yolsuzluğu var. Beşli çeteler malı götürüyor. Görevlendirsene devlet denetleme kurulunu. Görevlendiremez oraya. Kendisi de o işin bir parçası çünkü. Kendisi de o işin bir parçası. Biz bütün bunları biliyoruz. Devlette gerçekten de yargının bağımsızlığını sağlayacağız. Parlamentoya gerçekten milletvekilleri milletin sesi olacak. Dolayısıyla siyasi partiler yasasında ciddi bir değişiklik yapacağız. Bu konuda 6 lider anlaştık ve görüş birliğine vardık. Bu konuyu kamuoyuyla paylaştık. Tek kişinin iradesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Birilerinin cumhurbaşkanı olmaz. Ya ona başka bir isim bulacaksın ya da cumhurbaşkanlığı ünvanını kullanmayacak. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyoruz. Dolayısıyla bizim yapacak çok işimiz var. Ama şundan emin olmanızı isterim. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 lider de çok iyi biliyor.
Bütün mesele bunun zamanlaması. Bununla ilgili bir çalışma da yapıyoruz. 6 parti kendi içinde bu çalışmayı yapıyor. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz ülkemizi seviyoruz. 6 siyasi parti farklı partiyiz. Ama hepimiz bu ülkenin demokratikleşmesini savunuyoruz. Bu ülkede huzurun olmasını, bu ülkede gelir dağılımının eşit olmasını. Bakınız, kur korumalı mevduat. Faize karşıyım diyor değil mi? Erdoğan faize karşıyım diyor. Bankaların karı. Bakayım bulabilirsem o bankaların karını da size vereyim. Değerli arkadaşlarım, olağanüstü ilk 6 ayda, yani bu yılın ilk 6 ayında felaket bir tablo var değerli arkadaşlarım. Felaket bir tablo var. Bankaların karı milyarları buluyor. Evet, bu yılın ilk 6 ayında bankaların karı %400. %400 bankaların karı, faiz gelir. Banka ne yapar? Para ticareti yapar. Kredi verir, faiz uygular, karşılığını alır. Eğer bankalar %400 ilk 6 ayda kar elde ediyorsa, çiftçi %400 kar elde etti mi? Hayır. Esnaf? Hayır. Sanayici? Hayır. Ücretli? Hayır. Hiçbir meslek grubu %400 kar elde etmedi. Bankacılık hariç. %400 kar. Neymiş? Beyefendi faize karşıymış. Ne yapacaksın? Karşı olduğunu söyleyeceksin. Birileri malı götürecek. Asıl büyük parayı onlar götürecekler. Sadece bu mu? Hayır. Kur korumalı mevduat. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır diyorlar. Bomba değil. Atom bombası. Atom bombası. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası. Dünyanın parası. Beyler götürdüler. Bir, parayı yatırıyorsun. Türk lirası yatırıyorsun. İki, sana güvence veriyorlar. Üç, faiz artarsa hiç merak etme, faizi de artıracaklar. Döviz artarsa hiç zararın olmayacak, döviz de ödeyeceğiz. O garantiyi de sana veriyorlar. Vergi, senden vergi de almayacağım diyor. Fırından ekmek alırken vergi ödeyeceksiniz. Beyler milyarları götürecekler, 5 kuruş vergi almayacaksın. Buradan kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda geldiklerinde sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil. Birilerinin sömürge alanı da değil. Bu ülkenin hakkını, hukukunu da sömürtmeyeceğiz kimseye. Paran varsa bankaya yatırırsın. Kaç lira faiz istiyorsa götürür koyarsın. Faizini de alırsın. Öyle döviz garantili başkaları. Ayrıca ihracatçının bineceksin boynuna, %40'ını getir bozdur diyeceksin. Niye kardeşim? Sonra döneceksin, sanayiciye gideceksin. Sen stokçuluk yapıyorsun diye suçlayacaksın. Stokçuluk yapıyorsun dedikleri reel sektörün 160 milyar dolarlık açığı var. Para ihtiyacı var. Ya bunların ekonomiden haberleri bile yok. Ekonomi nasıl yönetilir bunu dahi bilmiyorlar. Bir sanayiciye stokçu denir mi Allah aşkına ya? Adam üretiyor. Zaten belli bir stoku olmak zorunda zaten onun. Üretimin ne olduğunu bilmiyorlar. Stokun ne olduğunu bilmiyorlar. Ama stokçuluğu çok iyi. Onu çok iyi biliyorlar. Ve dolayısıyla ülkenin çözülecek çok sorunu var. Ama biz çözüyoruz. Bundan emin olmalıyız. Sanayiciler de özellikle katma değeri yüksek ürün ürettikleri sürece hep yanlarında olacağız. İktidarımızda ilk bir hafta içinde esnafın bankalardan ve esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları faizleri sileceğiz. Faiz olmayacak. Bir sefere mahsus faizleri sileceğiz. Zaten esnaf battı. Aldı sattığını yerine koyamıyor zaten esnaf. Bir de faiz var. Sürekli takla attırıyor. Sürekli borçlar büyüyor. Sürekli ödeyemiyor. Dükkanı kapattığı zaman borçla nasıl geçinir? Çiftçiye de sözüm var. Çiftçilerin de bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Onların da faizi olmayacak. Bir sefere mahsus olarak silinecek. Dolayısıyla kim üretiyorsa, kim emek harcıyorsa onlardan yana politika izlemeye devam edeceğiz. Başka? Elbette ki kamunun kendi içinde de sorunları var. Örneğin dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastaneleri yeniden açacağız. Gata'yı tekrar şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Hiç. Türkiye'nin itibarı büyük ölçüde zedelendi. İtibarı büyük ölçüde zedelendi. Düne kadar hakaret ettikleri kişilerin kapısına gittiler. Dilenci gibi. El avuç açtılar. Ya biz Milli Kurtuluş Savaşı'nda bile el avuç açmadık. El avuç açanlar, birilerine yalvaranlar, ne olursun biraz dolar ver bari iktidarımı koruyayım
diyenler kendilerini bir de dünya lideri olarak tanıtıyorlar. Allah aşkına. Yani akıl alacak şey. Karikatür gibi bir şey yani. Akıl alacak şey değil. Bütün bu gerçekleri bilerek çözümleri üretmek. Bunları yapacağız. Başka ne yapacağız? Allah nasip eder sizlerin takdiriyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Cumhuriyet döneminde kaybettiğimiz bir yer var. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer. Bunlar kendilerini kahraman ilan ediyorlar ya. Türbeyi kaçırıp o toprağını terk eden adamı kahraman ilan ettiler. Akıl tutulması var. O türbeyi yerine götüreceğiz, şanlı bayrağımızı da oraya dikeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir parantez açalım buraya. Bahçeli ne diyor bunun için Allah aşkına? Ne diyor Bahçeli? Bana kızıyor. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar. Kıbrıs'a bakacaklar. Akdeniz'e bakacaklar, Akdeniz'e. Akdeniz'in sularına bakacaklar. Sen kim? Bizim milliyetçiliğimizi tartmak, ölçmek kim? Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken, toprak terk edilirken sesim bile çıkmadı. Neyse, parantezi kapatalım oradan. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.